1961 yılında bir köyde, Ceyhan Nimran köyünde dünyaya geldim. Hiç okula gitmemiş bir ailenin, 7 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Babam okumaya çok hevesli olduğu halde kendisi okula gidememiş ve bizleri okutmak için elinden gelen tüm imkanları kullanmıştır. Yokluklar içerisinde sıkıntılarla ilkokuldan sonra eskiden öğretmen okulları sınavları yapılırdı. Öğretmen okulları sınavlarına girdim. Düzüçi Öğretmen Lisesi'ni kazandım. Öğretmen okulu gerçekten çok sıcak bir ortamdı. Büyüklerle küçükler arasında çok büyük bir saygının, sevginin olduğu bir ortamdı. Bir sınıf üstteki öğrencilere hep abi diye hitap ederdik. Aynı odada kalırdık. Aynı karavanayı paylaşırdık. Yemek saatlerimiz düzenliydi. Aldığımız disiplin, eğitim gerçekten takdire şayandı. Öğretmen okullarında mezun olan öğretmenlerin bugünkü nesillerde çok büyük emeğinin olduğunu düşünüyorum. Ve yıllar sonra işte bunun en güzel örneğini bugün yaşıyoruz. 1998-2003 yıllar arasında okutmuş olduğum sevgili öğrenci Mehmet Tekeli, 2 gün öncesinden beni arayıp öğretmenim müsaitseniz seni ziyaret edeceğim dediği anda yani içim gerçekten çok farklı bir duygulandı. Yüreğim kabardı. Ve tabii ki öğrencilerimizi bu ince düşünceleri, nazik ziyaretleri her zaman bizi onura ve mutlu etmiştir. Onu gördüğüm zaman kendimi çok eskilere götürdüm. Mini mini hallerini düşündüm. Biz öğrencilerimizle çoğu anılarımız vardır. Unutamadığımız anılarımız vardır. Yine bir gün okuldayken ben meslek hayatımda, öğretmenlik hayatımda giyimine, kuşamına gerçekten çok dikkat eden bir öğretmen olarak 37 yıl çalıştım. Bir gün öğrencimin birisi şöyle bir şey dedi. Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Buyur söyle çocuğum dedim, kızım dedim. Dedi ki öğretmenim elbiseniz yine çok güzel ama dedi kravatınız bu elbiseye yakışmamış dedi. Çok etkilenmiştim. Çok çok hoşuma gitmişti. Orada şunu düşündüm. Ha, dedim ki öğretmen öğrencinin nakkaşıdır, aynasıdır. Dedim teşekkür ederim kızım dedim. Hemen bir gün sonra dedim şu an dedim kravatımı değiştirme imkanım yok kızım dedim. Bir gün sonra başka bir kravat takarak sınıfa girdiğimde öğretmenim çok şık olmuşsunuz dedi. Evet biz her zaman diyoruz nasıl ki marangoz ağacın terzi makasın mürebbisi ise öğretmen de diyoruz öğrencinin nakkaşıdır. Gittiğimiz yerlerde zaman içerisinde çoğu öğrencilerimizle karşılaşıyoruz ve bizi ziyaretlere geliyorlar. Bugün Türkiye'nin en iyi yerlerinde bu çocuklarımızı gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Mutlu oluyoruz. Bir gün bu sevgili öğrencim Mehmet Tekeli de dersteyiz. Eskiden ilköğretim müfettişleri denetimlere gelirdi. Dediler ki geziyorlar, öğrencilerin yazılarını falan kontrol ediyorlar müfettiş arkadaşlar. Mehmet'in yanına geldiklerinde Mehmet'e şöyle baktılar. Dediler ki sende çok güzel bir resim yeteneği var diye söylemişler de. Şimdi işte burada öğretmenin onu görmesi çok çok önemli bir şey. Çocuklarımızın ortaokuldan sonra muhakkak yönlendirme eğitiminin yapılması gerekmektedir. Buna kesin olarak katılıyorum. Bunun yapılmasına tarafım. Mehmet de ondan sonra bu alanda güzel sanatlarda kendisini yetiştirerek bugün de beni ziyarete geldi. Beni çok onur etti, mutlu etti. Kendisine de bir kez daha ayrıca teşekkür ediyorum. Meslek hayatımız gerçekten çok güzel günlerle doluyordu. Tabii 37 yıl hizmet ettik. 37 yılın sonunda kendi çocuklarımız da belli meslek sahibi olunca dedik yenilere de yerlerin açılması vesilesiyle emekli olduk. Ve şimdi artık küçük oğlumuzla birlikte açtığımız Ceyhan'da bir
Soyadımızı taşıyan Aslan Eczanesi'nde birlikte çalışıyoruz. 1983 yılında Hatay Eğitim Yüksek Okulu'nu bitirdikten sonra, o zaman KPSS yoktu. Direkt devlet tarafından atamamız yapılıyordu. İlk atamam Artvin ili Borçka ilçesi Aralık Taşlı Tarla köyüne müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirildim. Buradan Ceyhan'dan Artvin'e gidebilmek için Samsun'a geçtik. Samsun'a indim. Sabah saatleriydi. Hani bizim buralarda şöyle bir şive vardır. Akdeniz dediğin zaman nerelisin? Adanalıyım. Adanalıyım dediğin zaman dışarılarda genelde fellah derler. Biz de Karadeniz denildiği zaman hep Laz diye düşünürdük. Samsun'a indiğimde ilk defa Karadeniz'e indiğim için unutmadığım yine bir hatıram şöyle. Sabah saatleriydi. Simsarlar soruyor nereye gidiyorsun diye. Ben dedim ki Artvin'e gidiyorum dedim. Bir simsarın bir tanesi Cel kardeşim şu köşeden pineceksin dedi. Ve arabadan inerken simsar yanımda gidiyor. Ben kahkahalarla gülerek gidiyordum. İlk defa hiç unutamadığım bir anı olarak bunu devamlı beynimde duruyor. 23 Ocak 1984 yılında orada tek öğretmenle bir okulda göreve başladım. 5 sınıf bir aradaydı. 5 sınıfla bir arada çalışıyorduk. Çok 5 sınıfın 5 sınıf bir arada olmasının gerçekten çok büyük sıkıntılar, zorluklar oluyordu. Biz bunları öğrenciler bir aradayken yaşıyorduk. Zaman zaman anlattığımız konularda bir bakıyordum. 2. sınıf öğrencisi 4. sınıf konularına cevap verebiliyordu. Kulak doygunluğuyla. Bu da bazı zeki çocukları ne yapıyordu? Öne çıkarıyordu. Biz imkanlarımız ölçüsünde o çocukların okuması için elimizden geldiğince yardımcı olduk. Genellikle gariban çocuklardı, ekonomik sıkıntıları olan çocuklardı. Ama onlardan dahi bugün Türkiye'nin iyi yerlerinde görevde olan öğrencilerimiz var. Oradan Hatay ili Kırıkhan ilçesine atamamız çıktı. Yine bir köy okulu. Kırıkhan'da 8 yıl hizmetimiz oldu. 8 yıl hizmetten sonra artık kendi memleketimize herhalde dedik hak ettik. Artık geçebiliriz. 96 yılında Ceyhan'a 96 yılında Ceyhan'a atamamız yapıldı. 98 yılında da sevgili öğrencim Mehmet Tekeli ile ilk olarak tanıştık. Yine kendi sınıflarında çok iyi çocuklar vardı. Bugün hatta biz Ceyhan'da en büyük şeyimiz Ceyhan birincilerini çıkarmaktı. Pamukkale Ortaokulu'nda dahi öğrencimiz Volkan Kaşıkçı'yı yine Ceyhan birincisi olarak çıkardık. Pamukkale İlkokulu'nda 6 yıl hizmet ettikten sonra Ceyhan Mehmetçik 2004-2006 yıllarında Ceyhan Mehmetçik İlkokulu'na geçtim. 2 yıl orada çalışıp 2 yıldan sonra Remzi Oğuz Arık İlkokulu'na Ceyhan'ın en gözde okulu Remzi Oğuz Arık İlkokulu'na atandık. Genellikle şöyledir. Bir okula öğretmen atandığı zaman çevre tanımadığı için önceden çalışan öğretmenlere çocuklarını vermeye çalışırlar. Bana da hasbelkader işte oluşan sınıfın birini aldık. Birinci sınıfları. Hayatımda hiç ara sınıf okutmadım. Birinci sınıftan alıp beşinci sınıfa kadar hepsini kendim yetiştirdim. Ha, tek şunu istedim. Bir öğrenci vebaliyle, sevabıyla, her şeyiyle bana ait olsun dedim. O şekilde tüm 5 sınıf okuttum. Ve okuttuğum o sınıfın bugün 23-24. öğrencisi, sınıfın 23-24. öğrencisi diş hekimliğine gitti. Yani çocuklarımızı o kadar yüksek yerlerde görmenin onuru, mutluluğu ile meslek hayatımızı 37 yıldan sonra noktalandırdık.
1970'li yıllar, İmran Köyü İlkokulu, sınıf arkadaşlarım, rahmetli öğretmenim, sınıf öğretmenimiz. Arkadaşlarım Nevzat Erden, Mümtaz Tahran, Süleyman Kartal, Selma Akçura, abim Yaşar Aslan, Fatma Aslan, Muammer Aslan, Turgut Kartal, Bekir Kartal, Zahir Açık. Bu da 1982 Hatay Eğitim Yüksekokulu'nda staj yaptığımız okuldan öğrencilerimiz bizi ziyarete gelmişler. Yine arkadaşlarım Haydar Dinçer, Bilal Yıldırım, şu Ankara'da bakanlıkta müfettiş arkadaşım, İstanbul'da İzzet Zaim Üniversitesi'nde profesör arkadaşım, rahmetli andığım Zeliha Kural arkadaşımız, Adnan Sapar, Reyhanlılı Adnan Sapar arkadaşımız, ben Muammer Aslan, Ahmet Kocakaya, Ayşe Dilek Aykırı. Davet edildiğim bir mezuniyet gecesinde, yine eğitimde okurken, öğrenciyken, eğitimle ilgili öğrencilerimize, velilerimize bir anekdot paylaşırken, burada çocukluk dönemimiz, abim Yaşar Aslan, rahmetli babam Mustafa Aslan, ben Muammer. Eski Düzüşü Öğretmen Okulu'nun olmazsa olmazlarından yemekhanede nöbetçi olduğumuz dönemler. Karavana taşıyoruz, arkadaşlarımıza hep yemek hazırlıyoruz. Yemek hazırlayan annemiz rahmetli, Allah rahmet eylesin. Adana'da bir okulda idareci arkadaşım Süleyman Avcı, Antalya'da bir okulda idareci arkadaşım Kemal Göl, ben Muammer Aslan. Yine yatılı okuldan bir gece abim ve ben. Bu da 1985 kendi düğünüme gelen öğretmen arkadaşlarım. Veli Çetin, Mehmet Öner, Ali Naz Meren, Ahmet Kaçman ve ben Muammer Aslan, Haydar Dinçer, Ahmet Çelik, Yaşar Aslan. Köy düğünü. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza da. Gençlik yıllarımız köyde. Kendim, abim, babam. Bizim eğitimdeki sınıfımız 2D idi. Bize deliler derlerdi. Arkadaşlar arasındaki bağımız çok güçlüydü. Yılbaşında çekiliş yapar, tüm arkadaşlar birbirlerine hediye ikram ederdi. Yine öğretmen arkadaşım Türkan Kızal. Kırıkan'dan Ahmetli Köyü'ne ilk atandığım, ikinci atamamın yapıldığı köy okulu, eşim ve ben. Yine öğretmen okulundan arkadaşlarım Yusuf Teyçi, Halit Mete, Ali Naz Meren ve Muammer. Bu eğitim yüksek okulundan arkadaşlarımız, yine eğitim yüksek okulundan öğretmen arkadaşlarımız. Evet, bu da Düzüşü Öğretmen Lisesi'ne gittiğimiz ortaokul ikinci sınıftaki arkadaşlarımız. Ben buradayım. Unutmadığım, yine biliyorsunuz biz her şeyimizi unutuyoruz ama ilkokul öğretmenlerimizi asla unutmuyoruz. Mehmet'in beni unutmadığı gibi burada da öğretmenimiz, İngilizce öğretmenimiz Aynur Sağcan. Allah rahmet eylesin. Bu da yine üniversite, Hatay Eğitim Yüksekokulu. Ben arkadaşlarla lise birinci sınıf da Düzüşü Öğretmen Lisesi'nden, yine Düzüşü Öğretmen Lisesi, Burası neresi hocam? Hatay Eğitim Yüksekokulu. Düzüşü Öğretmen Lisesi. Düzüşü Öğretmen Lisesi. Evet, küçüklük hallerimiz. Ortadakisisiniz değil mi Evet. hocam?
Kemal Göl, Muammer Aslan, Ümran Korkmaz. Evet, staj yaptığımız Eğitim Enstitüsü, Eğitim Yüksek Okulu'nda staj yaptığımız 23 Temmuz İlkokulu. 23 Temmuz İlkokulu dediğimiz zaman bizim 1D sınıf arkadaşlarımızın hepsinin kulakları çınlıyordur şu anda. Yine sınıf arkadaşım Türkan Kızal'la birlikte bir sınıfta staj yapıyoruz. Çocuklara demiştim, çocuklar hepinizden bir şey rica ediyorum. Niçin dediler? Parmaklarınızı kaldırır mısınız dedim. Resim çektirecektik. Çocuklar cin gibiydi maşallah. Dediler öğretmenim resim çektireceksiniz. Parmaklarımızın havada olmasını istiyorsunuz. Dediler çok gülmüştüm. Pamukeli Ortaokulu'nda çalıştığım yıllarda oradaki idareci arkadaşlarım Ali İbrahim Altıncı, değerli müdürüm, bugün de hala görüştüğüm müdür yardımcıları çok kıymetli abim Mustafa Atlı, Ali Can Bey, Muzaffer Nalçacı ve yine çok değerli meslek arkadaşlarım Abdülmecit Kaya, Mutlu Toygar, Mehmet Bağcı, Şenay Öztürk, ben Muammer Aslan. Oradaki tüm öğretmen arkadaşlarıma ve mezun ettiğim çok kıymetli öğrencilerim, hatırıma gelenleri söylüyorum. Sevgili öğrencim başta Mehmet Tekeli, Gülşah Çoban, yine Volkan Kaşıkçı, Ezgi Akça, Yahya Güner Güven. Hatırlayabildiğim tüm öğrencilerime sevgilerimi sunuyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Yine Mehmetçik İlkokulu'nda çalıştığım İsmail Tosun, Hamza Ünal, Nevzat Tapsız, Bülent Ecevit Özhan. Oradan Remzi Oğuz Arık İlkokulu'ndaki tüm değerli idarecilerine, öğretmen arkadaşlarıma, hepsine ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Her daim gönlümün kendileriyle olduğunu bilmelerini istiyorum.